Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Sesimiz nereye ulaşıyorsa önce Allah'ın selamını iletiyoruz. Günümüz güzel olsun. Cuma zaten güzeldir. İçini biz güzelleştireceğiz efendim. Güzel cumamızı birlikte paylaşacağız. Yine hatimlerimizle, dualarımızla birlikte sizden gelen Yasinler Tebarekelerle aydınlansın günümüz. Biraz önce hocama da söyledim. Başka gidecek kapımız yok, gidecek yerimiz yok, dönecek yüzümüz yok. Yüzümüzü ona döndük. Dualarımızı da onun için yapacağız inşallah. Biz de bu güzel cuma gününü ve bu cuma gününün sabahını sizinle paylaşacağız efendim. Hemen tekrar bir hatırlatmalarımızı yapalım. Sorularınız için WhatsApp'tan. Ee, Cevap sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Hatimler almak için de farklı telefon numaralarımız var. Oradan ulaşabilirsiniz. An itibariyle geldi bile işte. Hatimlerimizi yine biriktireceğiz. Bugün Konya Uzman Vaiz Mehmet Güneş hocamla birlikte yine sorularımızı cevaplandıracağız. Önemli sorular var, gündeme dair sorular var. Onları da cevaplandıracağız. Ama önce Konya Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere tüm emniyet teşkilatımızın 175. yıl dönümü kutlu olsun. İyi ki varsınız, canımızsınız, bizim için uğraşıyorsunuz. Eşlerini de tebrik ediyorum, eşlerini de kutluyorum ben. Çünkü bir emniyet memuru'nun, bir polis memuru'nun eşi olmak da zordur. Geceye gündüz, her koşulda bizim için çalışıyorlar, vatanımız için çalışıyorlar. Polislerimizin, emniyet güçlerimizin hepsinin 175. yılı kutlu olsun efendim. Bugün de sanırım bir anma gerçekleşecek biz de onlara buradan sevgilerimizi gönderip başlıyoruz. Tekrar hayırlı cumalar. Mehmet Güneş hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Allah'a hamdolsun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. İyi olmaya çalışıyoruz. İyi izleyeceğiz, şükredeceğiz. Allah şükrünüzü artırsın Amin. inşallah. Amin hepimizin hocam. Amin. Le in le eziden e, şükrederseniz ben diyor nimetimi artırırım diyor. Tabi e, bunu deyince hocam dedi birisi o zaman ne kadar kolaydı alırım elime tesbihi ben günde bin defa şükür 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 derim dedi. Dedim o kadar da ucuz değil o kadar kolay değil. E, e, hocam nasıl olacak e, öyle söylüyorsunuz dedi. İşte ayet-i kerime söylüyorsunuz. Le in şekertüm le eziden neküm şükrederseniz ben de nimetimi artırırım buyuruyor. Peki nasıl anlaşılması gerekiyor bu ayet-i kerime şöyle. Aslında şükür şu demektir. Ee, Allah'ın sana verdiği her bir nimeti kendi cinsinden ödemek demektir. Hmm. Bir daha tekrar edelim. Ee, Rabbimizin bize bahşedilmiş olduğu her bir nimeti kendi cinsinden ödemek esas şükürdür. Mesela? Diğeri de kavli şükrümüzdür. <laughs> hani şükürler olsun diyoruz. Mesela nedir? Rabbimiz size bir tıp fakültesi nasip etmiş. İyi bir uzman doktor olmuşsunuz parmakla gösterilen bir doktor vesaire. Bu doktor kardeşimiz ne yapacak? Ayda 3-5 kendine göre Allah için hiç para almadan fi sabilillah e, hasta kardeşlerimizi e, meccanen muane edecek. Onun şükrü odur. Hmm. Yoksa ya Rabbi bana şu tıp'ı nasip eyledin. Ben doçentliğimi şu anda aldım. Efendim şöyle ünlü insanım. Sana ne kadar Çok şükür şükresen, demek nedir? yeterli değil. Evet, ne yapacak? 3-5 hastasını muayene edecek. Peki öğretmenin şükrü nedir? Öğretmen de e, o bilgisiyle sınıfta biraz daha geride kalan, e, hani anlama zorluğu çeken, yardıma ihtiyaç olan öğrencilerden 3-5 öğrenci neyse onlara artı destek olacak. Hı hı. Peki zengin ağanın şükrü nedir? E, bir köşeye oturup da "Allah'ım fakirlere yardım et. Sen bu fakirleri biliyorsun. Bak şu an Filistin, Afrika, Arakan şura bura" demeyecek cebinden çıkar verecek hı. o milyoncukları. Hı hı. İşte şükür o zaman olur. Ee, bir kadın e, soru sordu. E, ellerinde bilezikler var mesela. E, ya Rabbi, Ya Rabbi e, fakirlere yardım et diyor. Burada bilezikler e, mesela sallanıyor. Onun şükrü nedir? Bileziğin bir tanesini çıkarıp <laughs> vermektir. vermektir. Yani nedir? Mesela ilim adamının e, şükrü nedir? Bu ilmini değil mi? insanlara hı hı. aktarmaktır. Paylaşmak. Dolayısıyla Allah'ın sana vermiş olduğu her bir nimeti kendi cinsinden ödemektir. Hocam benim hiçbir şeyim yok. Sağlığım yerinde ama verecek hem bilgi manasında hem de maddi şey, ayni ve nakdi hiçbir şeyim yok. Hocam ben ne yapacağım? E sen de güçlü kuvvetlisin. Teyzelere, dedelere, özürlü engelli insanlara, ihtiyaç sahibi insanlara ekmeğini mi alırsın, suyunu mu getirirsin, peynir sütünü mü getirirsin... Sen de öyle yardım edeceksin ki şükür yerine gelmiş olsun. Hı hı. Öyle bir şükürle evet. başladık, çok evet. şükür diyerek uyandık diye şükrettik, nefes alıyoruz, sağlıklıyız diye şükrettik. Böyle şükürle bir küçük giriş yaptık. Ama dedim ya özellikle gündeme dair sorular da geliyor. Onları biz not alıyoruz efendim. Ve her cuma hocamla birlikte yanıtlamaya çalışıyoruz. Önemli bir soru vardı. Özellikle hı hı. bir haftadır böyle sosyal medyamızı da meşgul etti. Hemen o soruyla başlamak hı hı. istiyorum hocam. Bazıları salayı nereden çıkardınız? Kur'an'ın neresinde var? Peygamber döneminde bunun bir uygulaması var mı şeklinde bir takım ee, karmaşalar çıkartıyor demiş izleyicimiz ki ben de zaten bu soruyu soracaktım. Evet, evet. Hani yatsı namazından sonra akşam namazından sonra dualar ediyoruz, ee, salalar okuyoruz ya hocam. Nereden çıktı bu sala diyorlar? Nedir bu? Bir de kafamızı karıştırıyorlar bu konu hakkında bizi aydınlatır mısınız? Ee, aslında sadece cenaze birimizi kay birini kaybettiğimiz zaman biz salaları duyarız. Hı hı. Şimdi ölüm yok, zulüm yok, bu ne evet. sela Diyenler var. Hepsini böyle topluca bir cevaplandıralım. Evet, cevaplayalım inşallah. Belki bir, birinci bölümü alabilir. Şimdi e, önce buna karşı olanlara, itiraz edenlere, bundan dolayı gıcıklananlara hı hı. şunu söylüyorum: e, Bunun neresi senin zoruna gidiyor? Ne rahatsız ediyor? Yani seni neden rahatsız ediyor bu konu? Hayırdır derdin ne senin sala ile? Yani e, veya salada ne yapılıyor diye ona soralım biz. Hadi assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Peki salada ne yapılıyor? Salada Resulü aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam yapılıyor mu? Allah ve Resulüne değil mi? Allah dua, Resulüne efendim e, salat ve selam ediliyor. Peki bunun neresi kötü? E, Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde İnna Allah ve meleketu yusalluna alen nebi diyor. Allah ve melekleri e, nebiye peygambere salat ederler. Ya eyyuhellezin amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime. Teslima ey iman edenler siz de o nebiye peygamberime salat edin diyor. Hı hı. E, Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde şimdi Kur'an'da yok yok Kur'an'da yok yok hep bunu gündeme getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de yok. Peki bir şey haram olarak Kur'an ve sünnette belirtilmemişse, bakın altını çiziyoruz. Bir şey düşünün, Kur'an ve sünnette haram olarak belirtilmemiş, yasaklanmamışsa e, ve haramlılığı da bu konuda kesin değilse, o zaman onun mübahlılığı asıldır. Eşyada asıl olan mübahlılıktır ya elimizde şimdi ciddi manada haram olduğuna bir, bir bir konu hakkında bir delil yok. Haram kılınmamış. Ne Kur'an'da var ne hadiste var ne iştihadi, kıyas, icma hiçbir yerde haramlıkla ilgili bir bilgi yok. Asıl olan burada nedir? Mübahlılıktır. Onun caiz olmasıdır. Hı hı. Şimdi eğer e, onlar bize şunu derse, e, sen bize Kur'an-ı Kerim'den bul. Bunu e, peygamber döneminde var mı idi? Efendim sahabe döneminde bu uygulanıyor mu muydu? Hı. Bana oradan delil getirin derse o zaman biz de ona deriz ki sen bize şunları söyle bakalım. Bugünkü e, cami ve cami tip, e, tipleri, kubbeler, minareler, içindeki hat, hatlar, hat o hat yazıları, hı hı. ne bileyim, onun peyzajı vesaire. Şu anda sizin oturduğunuz evler, akıllı evler, kullandığınız arabalar, akıllı telefonlar, internetler vesaire, hatta şu anki Bakın bizi Teknoloji, belki binlerce insan şu anda izliyor. Ee, değil mi? Dünyanın dört bir yanına şu anda yayın yapılıyor. Peki bu ve buna benzer şeyler e, var mı mıydı Allah Resulü vesselam döneminde? Yani bir insan şimdi kalkıp da şunu diyebilir mi? Bana e, sen Kon TV'de canlı yayın yapman senin haramdır e, diye bir şey diyebilir mi? Yapamazsın diyebilir mi? E, Kur'an-ı Kerim'de yok şu anda bu. Peki sünnette de yok. Alimlerin bu konuyla ilgili efendim şöyle cayın, yayın naklen vesaire peki bu da yok. Biz buna bid'attır, uydurmadır, hurafedir, haramdır diyebilir miyiz? Bakın ne kadar delilleri çürük kalmış oluyor. Veya şöyle diyelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dönemde yaşamış olsaydı yani biraz akıllı düşünelim. Ben mikrofonu kabul etmem, şu ekranı kabul etmem, beni hiç kimse çekmesin. Ben sadece mecliste 3-5 insana hitap edeyim der miydi Allah'ın aşkına? Bir peygamber olacaksın. Naklen yayın gibi bir şey olacak. Resulullah'ın sesi ve görüntüsü yeryüzünün tamamına aynı anda ulaşacak. Ve peygamber de diyecek ki Kur'an'da yok bu ben o zaman çıkmam bu ekranlar başına. Ki işin ucunda tebliğ var. Tebliğ ne kadar önemli var? peygamberimiz için. Evet. Ee, olayın diğer bir boyutu. Mesela aynı insanlar hemen Mevlüt-i Şerif'i ortaya koyarlar. Derler ki efendim düğünlerde Mevlüt-i Şerif'in ne işi varmış? Şu özel günlerde Mevlüt-i Şerif'in ne işi varmış gibilerinden bir Mevlüt-i Şerif'e karşı bir gıcıklık yapanlar var. Karşı var. E ben şimdi şunu soruyorum. Doğru peygamber döneminde böyle bir şu anki yapılan Mevlüt-i Şerif programı yapılmamış. Yok. Tamam onu kabul ediyoruz. Peki şu an Mevlüt-i Şerif yapılıyor. Neresi zarar bunun? Peki mevlid Şerif'te ne yapılıyor bana söyler misiniz? Kur'an-ı Kerim okunuyor, hı hı. dualar ediliyor, Allah zikrediliyor, Efendim Resul Aleyhisselatü Vesselam anılıyor, Güzel. ona salat ve selam ediliyor. Topluca beraber orada farz namaz kılınıyor, tövbe istiğfarlar yapılıyor, birbiriyle insanlar birbirine dua ediyor, musafalar yapılıyor. Ve aklınıza ne gelirse, E şimdi adam diyor ki ben hocam düğünümde düğünümü Mevlid-i yapmak istiyorum diyor. Şimdi birisi heyecanla birisi kalksa iki makale yazan bir ilahi yok ya o düğünde ne işi var Mevlüt-i Şerif'in dese o adamı caydırmış olsa adam bana şunu söylüyor. E hocam diyor Mevlüt-i Şerif nasılsa yokmuş o zaman davullu, zurnalı, içkili, efendim oyunlu vesaire düğün yapacağım diyor. Şimdi hangisi? Hı hı. Yani siz Mevlüt-i Şerif'i dualı, sohbetli düğünü kaldırdığınız zaman yerine gelecek olan şey bellidir. Bir B planları vardır. E mı? B planı vardır tabii ki. Şimdi... Bana Kur'an-ı Kerim'den göster diyebilir misin? Yani kendiliğinden oluşuyor. Peki diğer bir durum şöyle örnek vermek istiyorum. Mesela Allah bir daha yaşatmasın 15 Temmuz'da değil mi? Darbe. Bugün salalar değil mi? Bize ne kadar destek oldu. Gece gündüz o yapılan salalar. Ne kadar öyle değil mi? Bize manevi manada bir destek oldu. Neyi zarar bunun? Bir de salaya karşı olanlara Kabul etmeyenlere bana <laughs> Kur'an-ı Kerim'den göster, Sünnet'ten göster. Ne gerek var akşam? Ne vakti. gerek vardır Heh. diyenlere e, şunu söylemek istiyorum yine. Diyelim bu insanlar beşer değil mi? bu insanlar e, bir gün görüp vefat edecek, yakınlarındaki insanlar da e, vefat edecek. Yani bir gün ölecekler bunlar. <laughs> Peki diyelim ki buna karşı olan bir insanın eşinin, çocuğunun, babasının, annesinin vefat ettiğini düşünün. Hani diyor ya bana Kur'an'da bul, bana Kur'an'da olmayan bir şeyi getirme diyor. Ben onu kabul etmem diyor. Peki bu insanın düşünün ki annesi vefat etti. Salaya karşı olan, efendim Kur'an bana yeter diyen, her şeyi Kur'an-ı Kerim'den isteyen adama diyorum ki annesi vefat etti, bir cenaze merasimi gerçekleşecek değil mi? Peki sala veriliyor mu? Verdir mi o zaman annene? Duyurma. Duyurma annene. Demek ki harammış, demek ki uydurmaymış, öyle bir şey yokmuş. Annen için, eşin için, çocuğun için veya kendin için. O zaman sala verdirme. Kabul ettik. Peki diyelim ki e, e, anneni kaybettik. Cenaze namazı kılma. Hı hı. Cenaze namazı kılma. Veya cenaze namazı hani sala, dua olarak algılanıyor. O zaman insanları cenaze merasimine çağırıp da şu an... E, bin küsür yıldır, on dört asırdır kılınan dört tekbirli cenazeyi kılma, aç eline normal dua et, geç git. Neden sen musallada annen için, eşin için öldüğü zaman şu an bizim yaptığımız cenaze namazını sen icra ediyorsun, yapıyorsun. O zaman cenaze namazı da kılma. Göster bana kılınış şeklini Kur'an-ı Kerim'den cenaze namazının. Nerede dört tekbir geçiyor cenaze namazında? Yok öyle bir şey yok. Peki diyelim ki cenaze namazını kıldın. O insana sormak lazım. insanlara sormak lazım. Peki sen cenaze namazını kılıyorsun annenin, eşinin, babanın. Peki cenaze namazına sen ne okuyorsun? Şunu şunu okuyorum. Peki o okumayı sen kimden öğrendin? Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı? Bana gösterir misin? Geçtik. O insana da şunu şunu da diyebiliriz. Peki e, sen cenazeyi yıkıyor musun? Yıkattırıyor musun? Evet yıkattırıyorum. duruyorum. E, yıkamadan defnediver. Yıkama şekillerini sen bana göster. Hani biz e, yıkanıp ada e, kefenlemede izar, kamis, efendim hı hı. lifafe gibi bir takım örtüler kullanılır. Peki bu örtüleri bana Kur'an-ı Kerim'den gösterir misin? Kur'an'da var mı Gösterebilir misin? E, o zaman bunları da kullanma sen. Bakın. Ee, sadece sadece e, bir cenaze namazının içinden çıkamıyoruz Çıka, Evet çıkamıyoruz değil O ben? zaman derim ki A'dan Z'ye sen bunları bana Kur'an-ı Kerim'den yerini göster ben bir göreyim bunu Veya e, evine taziye gelen insanlar için dua ettirme onlara Kur'an-ı Kerim okutturma e, bu, bu da geçmiyor yani Kur'an-ı Kerim e, okuma yoktur diyor bu tipler yani cenazenin arkasından Kur'an-ı Kerim okunmaz diyorlar. O zaman Kur'an-ı Kerim'de bu da yok. Anne, baba, eşin öldüğü zaman arkasından o zaman Kur'an-ı Kerim'de okutturma. E şimdi öyle insanlar görüyor ki, görüyoruz ki buna karşı olan insanlar biraz da mürekkep yalamış, biraz da e, hocalık varsa, kalkıp öne geçip cenaze namazını kendisi kıldırıyor. Giydiği cübbe ve sarıkta Diyanet İşleri Başkanlığımızın Bugün İmam Hatiplerin, Müezzin Kayimlerin, din görevlilerinin girdiği ait. o kisveyi giyiyor, onu da giyiyor. <laughs> e nasıl oluyor şimdi? Öyleyse yani e, Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu Allah'ın aşkına bana bir gösterin derseniz sala yoktur, mevlidi şerif yoktur veya şu 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 konular yüzlerce, binlerce konu yoktur derseniz biz de size binlerce konuyu söyleriz ki sen de onu bize bul bakalım. <laughs> Ve e, burada herhalde dikkat edilmesi gereken iyi güzelse, Allah'ın adı an, an, anılıyorsa ve uzun yıllardır yapılıyorsa evet. kısmı önemlidir herhalde. Hani dedik değil ya eşyada aslolan mübahlıktır. Yani bir konu hakkında kesin bir haram yoksa, yasaklama yoksa, kesin haram kılınmamışsa onun mübahlığına gidilir. Hı hı. E şimdi sala haramdır diye bana Kur'an'dan bir ayet bulabilir misiniz? Sala haramdır diye sünnetten bana bir ...efendim delil getirebilir misiniz? Bir de salah Allah'ın aşkına ne yapılıyor? Es salatu ve selamu aleyk... ...aleyke ya Resulallah... ...es salatu ve aleyk... ...aleyke ya Habiballah... ...gibi gibi dualar söyleniyor. Allah'ın aşkına bunun neresi haramdır? Neresi bid'attır? Neresi kötüdür? Ve neresi rahatsız ediyor hocam? Yani... o e, ...onunla birlikte sen de dillendiriyorsun... ...güzel bir duayı e, söylemiş oluyorsun. Bu... İnsanı nasıl rahatsız eder? Benim evet. aklım almıyor yani böyle bir şeyi. Aynı şekilde yani aynı soruyu bakın herkes aynı soruyu soruyor. Öyleyse haramlığı kesin yasaklayacak bir şey yoksa mübahlığına atfedilir. O zaman onu mübah olarak kabul ederiz. Ha kendileri veya kendisi kimse bilmiyorum e, iddia edenler o zaman kendileri bunu uygulamasınlar. Hı hı. Uygulayan insanlara da karışmasınlar. Hı hı. Ee, birazcık burada sanırım bu dönem içerisinde böyle fesat çıkaralım, fitne çıkaralım, ona Allah da korusun. uğraşıyor insanlar. birbirine düşürelim. Zaten e, acımız büyük. Evet. E, ya yani bir musibetle bir imtihandan geçiyoruz. Zaten bununla uğraşıyoruz. Bir de bunları e, işin içerisine sokmanın bir alemi yok, yok hocam. Şuna inanıyorum ki Anadolu irfan sahibi Anadolu insanı e, bu tür sözlere itibar etmez. Hı hı. Onlar bir elin parmakları kadar az sayıdadır konuşur 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 kendi kendiler ve susarlar. Evet. evet. Reklam arası verelim mi? Sorularla başlayalım mı arkadaşlar? bir ara verelim evet bir ara verelim çünkü yarım kalmasın sorumuz sorularınız gelmeye başladı bile WhatsApp'tan bir taraftan da Facebook'tan devam ediyor yayınımız oradan da sorularınızı gönderebilirsiniz Instagram'a da bakacağım birazdan sorular gelmeye başladı ayrılmayın hepsini yanıtlayacağız bir kısa bir ara kardeşimiz Hatmi Şerif e, bize emanet ettiler tamam Hocam, ben indim onu Hı -hı. da söylerseniz onu da programın sonunda bütün dualarımızı hatimlerimizi ekleyelim efendim hemen geliyoruz ayrılmayın Efendim yeni gelenler tekrar hayırlı cumalar, hayırlı sabahlarımızı, dileklerimizi iletelim, dualarımızı iletelim efendim. Tekrar hoş geldiniz ve Konya Uzman Vaizi Mehmet Güneş Hocam'la birlikte sizden gelen soruları cevaplandırıyoruz. İlk bölüm öyle e, sala konusu çok önemliydi. Sosyal medyada da çok konuşuldu, çok gündem oldu. Doğru, yanlış pek çok şey söylendi. O konu aydınlatmaya çalıştık. Şimdi de sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Dedik ki evdeyiz, ve e, sorular var bu noktada elde diyor izleyicimiz cemaatle kaza namazı kılabilir miyiz tabii ki cemaatle normal namazlarımızı vakit namazlarımızı kılmaya çalışıyoruz ailemizle birlikte ama kaza namazı için bakalım Mehmet Güneş hocam ne diyecek hemen ilk sorumuzla başlayalım vakit kaybetmemiş olalım tabii e, Rabbim bu zor süreçten bizi en yakın zamanda kurtarsın tüm Aynen. İslam alemini ve ülkemizi e, zor bir süreçten geçiyoruz ama ee, bu konudaki yetkili kişilere de kulak vermek lazım. Evde hayat vardır öyle değil mi? Evde kalmak lazım. Tabii evde olunca da e, Müslümanız namazlar kılınması gerekiyor. İşte dediğiniz gibi sorular geliyor. Hocam hı hı. işte cemaat halinde namaz kılabilir miyiz? Veya kaza namazlarını cemaat halinde kılabilir miyiz? E, gibilerinden. Şimdi e, söylediğiniz gibi beş vakit namazın eğer evden namaz kıldıracak, namaz kıldırma salahiyetine sahip ehliyeti olan bir kardeşimiz varsa yani kıraatı namaz olacak şekilde bir kıraatı olan kardeşimiz elbette evde cemaat halinde namaz kıldırsın. Çok da Öne, güzel olur. Çok güzel olur. Fazileti <laughs> çok büyüktür. Yani kendi kıldığınız namazdan daha fazla sevap <laughs> getirir. Öne işte imam olacak kardeşimiz geçer. Arkasına erkek evlatları geçer. Akabine de Kızı, ailesi vesaire geçer. Beraberce namaz kılarlar. Sevabı daha yüksektir. Bunda problem yok. Kaza namazına gelirsek. Kaza namazı. Önce şunu söyleyeyim. Bakın bugünleri güzel değerlendirelim. Neden? Her birimizin mutlaka kaza namazı. Değil mi, borcumuz vardır. Hı hı. Kaçırdığımız belki bir sürü namazımız vardır. Namazları bu fırsattan faydalanarak lütfen borçlarımızı ödeyelim. Ödeyebiliriz. Bu bir. İkincisi. Allah kabul eylesin e, oruç olduğunu sen de duydum. İşte çay bizimle beraber içmiyorsun. E, şimdi e, oruç Borucular borcu olan kardeşimiz varsa tutabilir. mutlaka oruç tutsun. Hı hı. Evde zaten öyle değil mi? Hı hı. Yani bunu bir fırsata çevirmemiz lazım. Kitap okuma. Hadis, tefsir, ilmihal okuma onlar zaten yapılıyor. Vesaire. Bir de bolca anne kız yemek yapıyoruz evde. O kısım çok fena Ona gerçi ama. Ona da fazla ama. zaman ayırmayalım. A ayrılıyor ama yani, yani yemek yapılıyor, pasta börek yapılıyor. O da bir güzel aktivite oluyor güzel hocam. Güzel koronadan sonra onun faturası sonradan Ağır çıkacak. Olabilir, doğru Ağır olabilir. Ağır olabilir. Yani dengeyi her zaman korumak lazım. <laughs> dengeyi korumak lazım. E şimdi hocam kaza namazı kılalım mı? Elbette kılabiliriz ama kaza namazının sayı olma şartı aynı e, namaz aynı kişiler tarafından kaçırılmış ise kılınabilir. <laughs> Mesela 6 kişilik bir aileyiz. O gün düşünün öğle namazını hep beraber kaçırdık. Kılınacak olan namaz nedir? Nedir? O günün öğle namazıdır. Kaza edilecek o günün öğle namazıdır. Öyleyse aynı namaz olduğu için herkeste aynı namazı kaçırdığından dolayı o namaz beraberce <laughs> kaza edilebilir. Fakat ya nasıl olsa bu fırsattır deyip şöyle bir 3 yıllık, 5 yıllık bir namaza bir başlayalım dersek Olmaz. Neden? Belki sen e, 2002 yılındaki yatsı namazını kılmışındır Öbürü kılmamıştır. Öbürü sabahı kaçırmıştır. Diğeri öğleni kaçırmıştır. Orada bir e, işte, dengeyi tutturamazsınız. Dolayısıyla aynı namaz olması lazım ki cemaatle namaz kılınabilsin. Hocam bunun örneği var mı? Var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda malumunuz e, çok zor bir süreçten hı hı. geçti. Zor gün, zor gün idi, gece idi. Eee e, ...öğle namazını ikindi... ...akşam ve yatsı namazını kaçırdılar... ...sahabe-i kiramda yani... ...zor bir meşakkatten dolayı kılamadılar... ...hatta onlara da beddua etti... ...Peygamber Efendimiz... ...sonra ezan okundu... ...yani savaş akabinde bittikten sonra... ...uygun bir vakitte ezan okundu... ...akabinde önce öğle namazı... ...cemaat halinde hep beraber kaza edildi... ...arkasına ikin namazı... ...arkasına akşam namazı... ...arkasına kamet getirilerek tekrar... ...yatsı namazı aynı cemaatla. Peygamber Efendimiz kıldırarak namazı kaza ettiler. Çünkü Ama hepsi kaçırmıştı. Hepsi aynı namazı, aynı kaçırmış namazı idi. kaçırmıştı. Dolayısıyla eğer kaçırılan namaz aynı namazsa elbette beraberce kaza edilebilir. Hocam biz onu bilemiyoruz. Tabi bilmesi imkansız. Hı hı. Geçmişteki kazalarda Bilmemez. kim ne yıkıldı ne yıkılmadı onu bilmediğimiz için o zaman ferdi kılınması burada esastır. Hocam kaza namazına niyet ederken en son kaçırmış olduğum kaza Olur. namazını kılmaya diye Aynen, niyet öyle. ediyoruz ya. Hı -hı. Herkes öyle niyet etse en son kaçırmış olduğum namazı tamam. yine olmaz değil mi? Ama diyelim ki en son kaçırdığım namaz dedik. Seninkiyle benimki biri olmadı için. Benimki sabah için... namazı, seninki öğle, öbürü ikindi, öbürü akşam. Hangi gün, hangi ayda, Hı -hı. hangi haftada? Dolayısıyla o... herkesinki farklı olduğundan dolayı ancak aynı namaz kaçırılmış ise beraber Hı -hı. olabilir. Yoksa kişiler ferdi olarak namazını kılsınlar. Ama beş vakit namazı cemaatle e, mümkün mertebe cemaat oluşturarak evde kılınabilir. Evet Konya'dan Adalet Hanım selamlar yollayalım. Hayırlı sabahlar hocam. Cuma'mız mübarek olsun demiş olsun. sizin de efendim. Selahattin Nariye Suresi için belli bir sayı var mıdır? İkinci sorumda inna fetah nâleke fetah 9999 çekildiği zaman bu duanın anlamı sevabı var mıdır nedir demişsiniz. Biz bu sayıları hep konuşuyoruz evet. ama hani siz burada sadece Selaten için ya da Fetih Suresi için söylemişsiniz. Biz bunu hemen şöyle genel cevaplandıralım. Bir sayıya takılmalı mıyız takılmamalı mıyız? Evet. Ben bazen şöyle diyorum. Ee, bunları yazan çizenler e, kişilerin yanına varıp da bir ders almak lazım aslında kendimizi yenilememiz lazım bayağı bir eksiğimiz var bizim evet, de doğru. yani <laughs> ilahiyatı okuduk oradan master yaptık efendim dini yüksek ittisas eğitim merkezini falan bitirdik ya hocalarımız kaçırdı anlatmadılar veya biz kaçırdık orada bir eksikliğimiz var aslında gidip bu dersleri almak lazım tabii işin e, şakasını Şakası, yapıyoruz. Tabii. E, şimdi e, işte dört 7777 veya şu 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 gibi sayılar bunun sayı kaynaklarında hiçbir yeri yoktur hiçbir sayıları yeri yoktur. bir unutun yani yeri yoktur yani <laughs> hiçbir kaynakta şunu 4444 defa efendim salaten nariye kamile veser okuduğunuz <laughs> zaman şu 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 olacak böyle bir bilgi yok hatta bu denilen dualar okunduğu zaman şunlar şunlar olacak diye de bir bilgi yok peki hocam bu yapılamaz mı yapılabilir duadır. Sen duanı istediğin dilde yapabilirsin. Gönlünden geçirdiğin istediğin gibi yapabilirsin. Hatta bu söylenen e, dua dua metni de çok güzel de bir dua. İçinde çok 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 evet. güzel, manalı efendim yakarışlar, yalvarışlar, dualar var. Bunları istediğin gibi yapabilirsin ama şu sayıda olacakmış dersen, <laughs> din ona der ki sen yerinde dur der. Bunu yaptıktan sonra şu olacakmış derse o zaman din ona dur der. Biz bunu yapabildiğimiz kadar, sayabildiğimiz kadar, okuyabildiğimiz kadar, okutturabildiğimiz kadar istediğimiz gibi okutabiliriz. Ya Rabbi Alemin okunan bu dualar hürmetine, yakarışlar hürmetine, inilen hatimler hürmetine gibi akabinde de dua eder. Allah'tan da neyi temenni ederseniz onu isteyebilirsiniz. Dolayısıyla Adalet Hanım'a da biz buradan hayırlı cumalar diliyoruz ve izleyen tüm kardeşlerimize böyle bir sayıya takılmasınlar. E, ...istedikleri kaza, kadar okusunlar ama bir şeye dikkat etsinler duada. Hep bunu söylüyoruz. Samimi olsunlar. Hı hı. Samimi olan Allah duasını kabul eder. Sayıları yetiştireceğiz diye evet. duayı da hızlı hızlı söyleyip... ...manasını anlamadan Zaten okumanın bir anlamı yok. Orada da acayip şeyler oluyor. Mesela diyelim ki paylaştırıyorlar eşe dosya. Sana diyor ki 300 oku, ok, ona diyor ki 500 oku, ok, ona diyor ki 10 bin oku, ok, ona diyor ki 100 oku. Ok. E şimdi bir de saat zaman veriyorlar aman ha cumaya çıkacak benimki. Fabrikaya sipariş vermiş gibi <laughs> cumaya çıkacak bak tamam mı? E ne yapıyor şimdi karşıdaki insan bir emanet aldım diye oku, okuma şekline bakar mısın? Şöyle Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'i ve aleyhi ve E böyle bir, böyle bir dua olur mu? Olmaz. Yani kamileten ve sellim selamen tamen ala seyyidina. Yani telaffuzların tamamen yerli yerince olması lazım. Hı <laughs> hı. Ben zaman zaman camide namaz kıldırdığım zaman tesbih çekenlere bakıyorum Ayşegül Hanım. Aynı şey orada da oluşuyor. Şöyle eline almış hacı baba tesbihi. Şöyle yapıyor bakın. Yani ben hafızım yıllardır Kur'an-ı Kerim'i ezber olarak hatim yapıyorum, hatmi şerifler yapıyorum. Yani hızlı okuma kabiliyetim çok yüksek bu manada. Karşıdaki insana bakıyorum. Subhanallah kelimesini ben 9 10. boncuğa varmadan maşallah bizimki 33'ü bitiriyor. Çok önemli bir Peki bu nasıl yapıyor? O zaman nasıl yapıyor? Demek ki şöyle yapıyor. Süp 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 Subhanallah. Süp, süp 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 Subhanallah. Böyle bir tesbihat olur mu ya? Olmaz. Böyle tesbih böyle yok yani. Hı hı. e, namazda da böyle. Yani yan yana namaza duruyoruz. Nafile namaza diyelim ki tanımadığım insan. Yani ben Kur'an-ı Kerim'deki en küçük sureyi okuyorum. Benden önce Rukiye varıyor. Yani inan birinci rekatta Kevser, ikinci rekatta diyelim İhlas Suresini okuyorum. Yanımdaki şahıs tanımıyorum. Benden önce Rukiye varmış, secdeye varmış, tekrar ayağa kalkmış. Ben Rukiye ondan sonra varıyorum. Diyorum ki acaba bende mi gariplik var? Yani böyle <laughs> Ya sen neyin peşindesin? Böyle binlerce kez okuyacağına bir, bir tane, tane Fatiha oku. oku. Bir tane oku. Ve o da adam gibi olsun. Hı hı. Ve buna ek yapalım hemen sorular da hı vardı hı. ama Berat gecemizi geçirdik. Evet. De onunla birlikte bütün kandiller içinde söyleyelim. Peki bir namaz var mıdır? Hani yüz kılınacak, şu kadar çekilecek oralarda da yaşıyoruz biz bunu. Şu kadar rekat kılmamız lazım. Ee, bu sayı kısmını bir de bu hmm. özel gün ve gecelere de bağlayıverelim. Evet. Onu da aydınlatalım. Aynen yani bu gerçekten onunla bağlantılı. E şimdi bu özel ve gün ve geceler geldiği zaman WhatsApp'tan işte bilgiler geliyor. Hocam hmm. şu doğru mu? Şu kadar Peki, çekeceğiz, nedir? bu kadar çekeceğiz. İşte bereket gecesinde 100 rekatlık bir namaz varmış. O rekatın her birinde şunlar şunlar hmm. okunacakmış. Peki diyorum ki 98 olsa olmazmış hocam diyor. Peki 102 olsa olmaz mı o da olmaz. Yahu nafile bir namazdır. Yüzü ellisi altmışı var mı bunun? Sabaha kadar namaz kıl. Hı hı. Şimdi e, gece ibadet ve nafile taatla geçirmek, nafile namaz kılmak vardır. Tamam bunu kabul ediyoruz. Fakat o geceye mahsus belli bir namaz yoktur. Ya kişi kaza namazı kılar, nafile namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur, tesbihatta bulunur, Allah'ın zikirde bulunur, <laughs> dua eder vesaire. Ama şu rekatta bir namaz varmış. Bunun adı da beraat gecesi namazı imiş. Bu da kılınacakmış, bu da Berat gecesinin bir parçası, bir cüz'ü derseniz İslam o insana der ki uydurma der. Evet böyle bir, ya bir yapma şey Yapma buna yok. der. Evet. Böyle bir şey yok. Hı hı. Hemen şöyle devam edelim sorularımızla. E, şuradan Ayşe Sefa Hanım'a bir... Ee, teşekkür ederim. 900 dahil eder misiniz? Okudum demiş. Allah kabul etsin. İzmir'den Ayşe Hanım. Allah kabul etsin. Bir taraftan da hatimler için e, telefon numaralarımız ekranda oluyor. Oradan bizi arayabilirsiniz sorularınız için WhatsApp'ı ama hatimler için de farklı numaralarımız arkadaşlarımız bekliyorlar. Ayşe Hanımcığım Allah kabul etsin inşallah. Ee, Karadigin Mahallesi'nden sevgiler saygılar demiş hocam. Hocama sorun var. Banka üzerinden altın hesabı, üzeri altın alıp satıyoruz. Ortada altın yok, para var. İçimizde şüphe var, bizi aydınlatır mısınız Bak, cevabını demiş. cevabını kendi vermiş. İçimde şüphe var kısmı. Zaten cevap gibi geldi. Cevap yani kendisi kendi cevabını verdi. Hemen kısaca cevaplandı. Caiz olabilmesini fiziksel manada aldığınız zaman hesabınıza bir altın cinsiyle gramıyla beraber geçiyorsa... Caizdir çünkü sarf akdinde efendim e, peşin olması gerekiyor. Bir de vaat edilen o altının siz istediğiniz zamanda onu fiziksel ve somut olarak da alabilirsiniz ki hı hı. caiz olsun. Yoksa hocam dostların alışverişte görsün kağıtlar üzerinde olursa o uygun değildir. Uygun değildir. Hemen devam ediyoruz. Toki'den Adem Karabıyık beyefendi demiş ki gusule mani midir saç boyatmak? Ayrıca Feyzanur Karabıyık eşiniz galiba selamlar gönderelim hayırlı cumalar e, gusüle mani midir hocam saç Gusle boyamak? Gusüle mani değildir. Bu belki şöyle soru, soruyor olabilir. Hocam işte ben saçımı boyattırdım. Bu boyalı olduğum halde gusül abdesti alsam acaba caiz midir? Hı hı. Caizdir. Burada asıl olan şudur. E, yani şu an piyasada bize gelen bilgilere göre yani bayanların özellikle diyelim. Kullandığı o saç boyaların hemen hemen hepsi e, abdese mani değildir. Gusül abdese mani değildir. Ama şöyle bir boya düşünün. Yani bir tabaka oluşturuyor. Suyu kesinlikle... Emme'ye engel oluyor deride bir tabaka oluşturuyorsa o zaman gusül abdesine manidir. Muhtemelen öyle bir boya şekli değildir. Evet hemen şöyle Feyzanur Karabıyık Hanım efendi Allah kabul etsin. Feyzanur hanımdan da 11 cüzümüzü duaya maşallah. dahil eder misiniz demiş. Bugün çok bereketli maşallah hemen arkadaşlarım mutlaka not ediyorlardır. Ee, Hemen devam ediyoruz. Önce WhatsApp'ı bitirelim sonra diğer hı hı. sorulara geçelim hocam bekletmeyelim. Elimde bir miktar e, para var. Ziraat katılma kar zarar karşılığı <laughs> yatırsam dini hükmü nedir bunun demiş. Katılıma yatılabilir Zaten zarar ve kar olmak üzere meşhur çerçevede işletiliyor. Hı hı. Karan, karına da zararına da elbette katlanacak ama kazanır ama kaybeder. Bir mane ticarette kullanılıyor. Murabaha usulü diyoruz. Eğer böyle kar ve zarar şeklinde bir katılma söz konusu ise dinen caizdir. Evet şimdi biliyorsunuz ki zorunlu artık dışarıda maskelerimizi kullanıyoruz. Lütfen bu konuda da dikkat edin. Devletimiz de bu konuda çok destekledi. Maske yardımı olarak da bize maskelerimizi de veriyorlar. Biliyorsunuz PTT aracılığıyla evinize kadar bile ulaştırılıyor. Ve onlarla dışarıda durmak zorunda kalıyoruz Bazen işte iş yerimizde mecbur çalışmak zorunda olduğumuz anlarda maskeli namaz kılabilir miyiz diyen izleyicilerimiz vardı. Hemen onlara bir cevap vermiş olduk. Tabii ki zorunlu olarak takılıyor. Zorunlu olmadan takılmış olsa bile yani <laughs> diyelim ki toz toprak için kişi takmış. onun namaz kılınabilir mi? El cevap kılınabilir. Namaza, secdeye herhangi bir manisi yoktur onun. <laughs> Dolayısıyla e, maskelerini kardeşlerimiz e, çıkarmasınlar namaz kılarken bile işte iş yerindedir. Dolayısıyla... Yani zemini düşüneceksin, halıyı düşüneceksin, yani tedbirini alacaksın. Maskeli halde namaz kıldığı zaman o namaz sahidir, Allah indinde geçerlidir. Bir hı hı. manisi yoktur. Ee, daha vaktimiz varmış. O zaman bunu uzun uzun cevaplandırabiliriz. Demiş ki e, günahım var, dönüş yaptım fakat içimde böyle huzursuzluk, rahatsızlık var demiş izleyicimiz. Acaba tövbe'm kabul olur mu olmaz mı? Sanırım bu vesvese hali, hı hı. E, bu haldeyim ve tedirginim. Ne yapmam lazım? Nasıl tövbe etmeliyim, hocam? Aydınlatır mısınız demiş e, ve e, uzunca da yazmış ama ana evet. hatlarıyla Sorum. sorumuz bu. Şimdi evlerdeyiz. E, yani e, anlıyorum ki sorulardan e, nefis muhasebeleri başlamış. başlamış güzel bir şey. İyi başlamış. Değil mi? Çünkü insan kendini biliyor. <laughs> Cemaziyeli evvelini insanın kendisini... <laughs> ...diğer insanlardan daha iyi bilir. Bu da bir başarıdır, bir gelişmedir. Ne demek? Yani bir insan... ...günahını Allah'a karşı itiraf ediyor. Acizliğini ortaya koyuyor. Rabbim yanına geldim, kapına geldim. El açtım, dua... ...ve yardımına ihtiyacım var gibilerinden... ...kardeşimiz Rabbine... ...duada bulunuyor. İşte hocam acaba kabul eder mi, etmez mi? Bunu demesi bile hatalıdır. Yani biz Rabbimize karşı... Benim şu kadar günahlarım var. Bu kadar efendim haramlar işledim. Ya Rabbi ben sana dönüş yapacağım ama acaba sen benim günahımı e, silebilir misin? Bağışlayabilir misin? Haşa ve kella sen Allah'ı kimle yarıştırıyorsun? Yani yeryüzündeki tüm insanların günahları bir yerde toplanmış olsa. Bakın bir insandan bahsetmiyorum. Yeryüzündeki tüm bütün insanların, insanların bütün insanların Hı. günahları bir noktada toplanmış olsa Allah'ın rahmeti yanında denizde bir damla gibidir hı hı. o günahlar. Kimle yarış sen yarışmaya kalkıyorsun? Dolayısıyla onu söylemek bile hatadır. E elbette e, yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Adem oğlu diyor hatakardır. Ama hatakarların en hayırlısı da hemen tövbe edenlerdir buyuruyor. Hı hı. E, dolayısıyla tövbe <laughs> etmemiz lazım bu konuda e, efendim şu kadar fazla günahım var bunun hesabına girmeyelim. Onun muhasebesini yapmayalım. Senin görevin o günaha nokta koymak, istiğfar etmek ve tövbe etmektir. Hocam peki ben bunu nasıl yapayım? Ee, şöyle yapsın kardeşimiz. Mümkünse iki rekat bir namaz kılsın. <laughs> tövbe için iki rekat namaz kılsın. Ee, akabinde e, Rabbimize hamd ile başlasın. İşte elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a hamd etsin. Akabinde... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam etsin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamu ala Resulina. Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a duanın başında da bir salat ve selam etsin. İki reket namaz kılsın. Sonra e, halisane, içten, samimi bir şekilde Allah'la konuşurmuşçasına, <laughs> e, Allah'ı görüyormuşçasına içten diyoruz ya biz içten Allah'a mesela şöyle dua edebilir. Allahümme <aún> <yelled> inni inni zalemtu nefsi zulmen kesiran ve la yafiru zunube illa ent fafili mağfireten min indik mesela verhamni inneke inneke entel gafurur rahim şeklinde. Tabi Arapçasını belki bilmeyebilirler. Türkçesini söyleyelim. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Yanlışlar yaptım. Hatalarım var Allah'ım. Allahım senin rahmetin çok geniş, mağfiretin çok geniş. Ya Rabbi e, günahlarımı bağışla Allahım. E, yardımına ihtiyacım var Allahım. Çünkü sen merhamet edenlerin en merhametlisi sensin Allahım. Benim senden başka gidecek bir kapım, kapım yok, yok Allahım. Allah başka bir ilah yok. Günahlarımı itiraf ediyorum, <laughs> söz veriyorum Rabbim. Bir daha asla bu hatalara düşmeyeceğim, bu günahları bir daha işlemeyeceğim şeklinde içten. Bakın kendi kelimeleriyle, kendi cümleleriyle samimi bir şekilde Allah'a tövbe tövbede bulunsun, istiğfarda bulunsun. E, hiç ümit kesmesin. Allah e, günahların tamamını bağışlar. Çünkü ayet-i kerimenin birisine şöyle geçiyor. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfüsün. Ey özbenine zulmeden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyiniz. İnna Allah yanfirü ve cemi'a. Allah günahların tamamını bağışlar. Şüphesiz o Allah yan firzünü ve cemia günahların tamamını bağışlar buyur. Bu müjdeyi verdik. Demek ki Allah'ın bağışlamayacağı herhangi bir günah yok. Allah günahların tamamını bağışlar ama bir şartı var. Ee, bu manada tekrar aynı günaha, tekrar aynı hatalara dönmemek kaydıyla. Evet ve e, tabii ki bu konuda samimi olmak sanırım en önemlisi, Aynen en öyle. güzeli. Başka gidecek kapımız yok. Nazlanacak kapımız da yok bizi bizden daha iyi bilir Rabbim. Hani içimizdekini çok daha iyi bilir. Naz makamına gidip evet. samimi bir şekilde tövbemizi yapabiliriz. Allah kabul etsin sizinkini de. Hatimler geliyor arkadaşlar. WhatsApp'ı da takip edersek çok mutlu olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Birer birer bile gelmesi bizim için önemli. Hemen şöyle devam edelim. Hocam namazda gözümüzü kapatmak e, ...uygun mudur, değil midir diye sormuş. Hemen kısaca cevaplandıralım. Eğer huşusu bozuluyorsa... E, ...düşünceler dağılıyorsa... Hı hı. ...namaza tam konsantre olamıyorsa, olamıyorsa... ...gözünü kapatabilir. Ama normal şartlarda e, namazda... ...hem ruku hem secde hem kıyam halinde... ...göz kapatılmaz. Ama hocam ben kapattığım zaman... ...hem yanılmıyorum... ...hem ayet-i kerimenin manasına e, vakıf oluyorum... ...hem uhrevi alemle ilgili şeyler düşünüyorum... ...daha zevk alıyorum... ...kuşu ve huzu ile... Namaz kılıyorum diyor derse o zaman gözlerini kapatabilir. Hocam dedi ki diyor belirli günlerde özel kandillerde namaz kılınmaz. Ama bazı e, hocalarda kılınır diyor. Bizim de kafamız hep böyle çelişki. İşte biz de zaten bu çelişkileri anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların kafası nasıl karışıyor? Bakın onu... Çünkü diyor ki o da evet. hoca diyor hocam. Yani o hoca da söyledi diyor, o hoca kıl dedi diyor, bu hoca kılmadı. Evet. Ben şimdi hangi hocaya inanacağım? Şimdi, e, soruyu, Haklısınız kardeşim biz haklı. Sorusunu şöyle düzeltelim. E, hocamız e, o gecelerde namaz kılınmaz dedi diyor. Biz öyle bir şey demedik. <laughs> biz namaz kılınabilir, sabaha kadar namaz kılabilirsin. Ama sen o geceye has şu namaz varmış, bu gecede kılınacakmış dersen problem orada başlar. Ama ee, o gecelerde kişi nafile manasında sabaha kadar bu yüze denk gelebilir, 200 rekat olabilir, hı hı. daha fazla daha az olabilir, kılabilir. Ee, onu konuşan hocalarımız keşke şöyle verse. Yani berat gecesiyle ilgili Kur'an ve hadis-i şerifte sayık kaynaklarda öyle bir namaz yok. Onu göremiyoruz. Yani bir insan kitabına almış bir delil yoksa bir yere dayandıramıyorsa biz onu sahip bir delil olarak kabul edemeyiz ki hı hı. şöyle dese olurdu yani e, e, sayı kaynaklarda yok ama bu gece çok mübarek bir gecedir siz ve istediğiniz kadar namaz kılabilirsiniz deyiverse o verse olayı çözütsel oluyor. Bir sayıya olacak. bağladığı ve mecburiyet koyduğu Heh, zaman değil öyle. Heh. Şimdi bak bana soru ne geliyor? E hocam bu yüz rekatlık namazı ben nasıl kılacağım diyor. Hı hı. Bak soru böyle gelmeye başlıyor. Evet. Veya şöyle geliyor. Hocam vallahi diyor ben kıla kıla yoruldum diyor. 90'da kaldım bittim artık diyor. Peki ne yapacağım Kabul diyor. Kabul olmadı mı benim Bak şimdi şüpheleri mesela. giriyor. Evet. Ben de diyorum ki 90 rekat tamam o zaman yerinde hı hı. dursun diyorum. Hı hı. Sen dua et. ama hocam diyor falan hocayı biz dinledik. O hoca 100 dedi diyor. İşte <laughs> o yüzden biz sayılara takılmayacağız. Evet. İstediğimiz kadar ibadetimizi yapabiliriz. İzleyicimiz demiş ki e, sanırım ya anneanne ya babaanne torunumun karısı okuyor demiş öğrenci. Ben de anne torunumun karısına zekat verebilir miyim demiş. Yani torununa zekat verebilir mi? Toruna zekat olmaz. Heh. Toruna fidye olmaz. Toruna fıtır sadakası olmaz. Toruna herhangi bir adak vesaire onu yapamaz. Hı hı. Bir tık dışarıya çıksın babaannemiz. Evet dışarıdakileri... E... Ama Görsün. fakir ve Müslüman olacak tabii ki. Hı hı. Bu dönem içerisinde de biliyorsunuz ki birbirimizle çok yardımlaşıyoruz. Bir tane ev sahibinin kiracı ile ev sahibi <laughs> arasında geçen bir diyalog vardı. Onunla ilgili bir soru hemen reklama gitmeden cevaplandıralım. Ee, Uzunca yazmış ama size şöyle kısaca evet. e, soruyu yönlendirmek istiyorum demiş hocam. Bir insanın malının ayıplarını müşteriye söylemezse Allah indinde sorumlu olur mu? Ev sahibiyle kiracı arasında geçiyor. Kiracı diyor ki evinin bir süre eksiği var ve ben bunlardan evet. muzdaribim. Eğer bir <laughs> daha kiraya vereceksen evini lütfen bir sonraki kiracına bunları söyle. Deyip böyle aralarında küçük Doğru. tartışmalar oluyor. Bizim burada görmemiz gereken... Ee, ...hani kandırmama... ...müşteriye doğruyu söyleme konusunda... ...ne söylersiniz? Reklama kaç dakikamız var bilmiyorum. Bölünün Uzunca mı anlatacaksınız? Var. Yani inşallah yani kısa haliyle... E, ...söyleyelim. Yeter Bize süremiz. de geliyor böyle şeyler. Şimdi <laughs> önce şunu söyleyelim. Müslüman... ...özünde ve sözünde... ...doğru olan insandır. Özüyle sözü bir olacak. Müslüman yalan... ...söyleyen bir insan olmayacak. Bir Müslüman... Bir şeyi bildiği halde bilmez rolüne girmeyecek. Hı hı. Şimdi bana söyler misiniz? Bir insan malının ne olduğunu bilmez mi? Malın ayıbını ve kusurunu bilmez mi? Siz araba kullanıyorsunuz. 10 yıldır, 20 yıldır, 5 yıldır. Kendi arabanızı. Bu arabayı satacağınız zaman arabanın ne mal olduğunu insan bilmez, bilmez mi? Bilmez mi? Bilir tabii ki. Bir ev sahibi bu sorularda maalesef Fakir kiracı zengin e, ev, ev sahibine geliyor. Ev geliyor. Zulme diyor Garibine. kiracıya. Garibana zulme diyor. Evet. Otursan otur, oturmazsan kapı orada diyor. Çık diyor. Böyle hareketler de var. Hı -hı. Böyle hareketler de var. E şimdi e, sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hadis-i şerifini hani men gashşena feleysa minna buyuruyor. Bizi aldatan bizden değildir. değildir. Hı -hı. Orada ne yapmış? Bir buğday kümesine elini daldırmış. Aleyhisselatü vesselam orada temsili bir örnek veriyor. E Hocam o örneğe bağlar diyemeyiz ki elme ya da şamildir, araba satmaya da bu iş şamildir. Efendim bir ev sahibinin kiracıya evi kiralamasına varıncaya kadar ona şamildir. Hı hı. E şimdi e, kişi görünürde o dolarına bakmış bir problem yok, yani herhangi bir problem yok. E, ev sahibi de evim şöyle güzel, böyle güzel, böyle ısınır, böyle sessiz, böyle sakin, böyle huzurlu, böyle mutlu, bizim apartman gibi. Konya'da bulamazsın, şurada bulamazsın gibi söyledi, söyledi. Artıları söyledi, eksileri söylemeden kiraya verir. Kiracı içinde oturduktan sonra saklanan şeyler ortaya, ortaya çıkarsa, çıkarsa bunun vebalinden ev sahibi nasıl kurtulacak? Evet. E hacca gitmek, umreye gitmek kolay. Hı hı. Efendim, orada, burada sofilik yapmak çok kolay. Evet. Müslüman kimliğine bürünüp de edebiyat parçalamak çok kolay. Ama kaliteli Müslüman hangi malını ister kira, ister e, satsın. Asla yalan söyleyemez. Hı hı. Ya işte ben bilmiyordum, bileceksin. Şimdi mesela bana bir birisi geldi, dedi ki, hocam dedi, e, ev sahibi hep artıları söyledi, söyledi. Ben de dedi, yani bilmiyorum, o mahalleyi bilmiyorum, senti bilmiyorum, siteyi de tanımıyorum, bilmiyorum. Tuttum hocam, kira dedi. Aramızdaki şöyle müna münazara başlamış, bir kavga başlamış. E, hocam dedi, aşağıda dedi e, bir dükkan var. Ee, o adamın e, o buzdolabın şeyleri ne bileyim o soğutucuları vesaire <laughs> herhalde dış tarafa yapılmış. Hocam inanır mısın sabaha kadar ben uyuyamıyorum dedi. Gür 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 sesler vesaire. <laughs> Şimdi kiracı belki bunu bilmeyebilir görmeyebilir. Ev sahibi bunu bilmiyor mu? E, bunu söyleyecek. Veya ne bileyim e, evin nasıl ısınır mı diye soruyor. O diyor benim evim çok güzel. Hatta yakıtı diyor şu seviyeden daha aşağı gelir gibi bir şey söylüyor adam bir gülüyor o kadar fazla yakıt şeyi olayı var ki yalıtım yok efendim pencereler kapılar düzensiz neyse vesaire bakın bildiği halde bir takım şeyleri saklıyor bakın buna benzer veya e, ne bileyim e, e, başka ayıpları var yani e, aşağıdaki insanlar ciddi manada rahatsız ediyor bir komşu var düşünün ev sahibi bunu biliyor Hatta bundan önceki kiracı o meseleden dolayı çıkmış. Aşağıdaki sürekli kavgadan, gürültüden, bağırmadan, çağırmadan dolayı Rahatsız adam olup lanet çıkmış. olsun demiş. Oradan çıkmış. Hı hı. Siz yeni bir kiracıya o şeyleri hiç söylemeden kiracı alıyorsunuz. Hı hı. Onu söylesene. Hı hı. Arkadaş benim evim bu. Fakat şöyle şöyle bir. Problemleri de Artıları o. da şu, eksileri Onu de şöyle söylemek lazım. Artılar söyleniyor, eksiler güzelliği söylenmiyor. Güzeli de böyledir ama şöyle evet. de bir sorunu vardır denilmesi lazım. Şimdi mümin özüyle sözü içiyle ve dışı bir olan Biri insan olur. değil mi? Hı hı. Neden sen bunları söylemiyorsun? Ama kendi menfaatlerine geldiği zaman nalıncı keseri gibi hep kendine yontuyorlar. Hı hı. Olmaz tabii ki Allah'ın ne bu sorumluluk gerektirir. Gerektirir. Evet. Mutlaka dikkat etmek tamam. lazım. Sorularınız gelip, e, geliyor efendim. E, bir kısa ara verelim son bölüm. Hem e, sanırım iki soru falan anca yanıtlayabileceğiz. Çünkü duamız da var. Hatimleriniz de geliyor bir taraftan. Allah razı olsun. Hepsini kaydediyoruz. Şimdi toparlayacağız reklam arasında. Kısa bir ara geliyoruz. Efendim son bölümle karşınızdayız. Konya Uzman Vahizi Mehmet Güneş Hocam bizimle birlikte soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Yoğun katılımınız için çok teşekkür ediyorum. E, hatimleriniz geliyor Allah razı olsun. Şöyle isimleri okumak istiyorum. E, Doğan Hisar Başköy'den Melek Kocaman bir hatim göndermiş. Melek Hanımcığım Allah razı olsun. Denizli'den selam aleyküm diyenler var. Aleyküm selam. E, pek çok sorular geliyor ama bu dönem içerisinde... Ee, hani dedik ya birbirimize yardımcı olalım, birbirimize destek olalım. Özellikle ev sahipleri hani kiracılardan belki bir kira almayabilir ya da iş yerleri e, bu zor dönem içerisinde işten çıkarmalar duyuyoruz. Çok evet. acı, çok üzücü oluyor. Eğer imkanınız varsa birbirimize destek olalım demiştik. Bir soru gelmiş onunla başlayalım hemen son bölüm. Promosyon para mı? bu zor dönem içerisinde ihtiyacı olan bir aile verebilir miyim? Tabii demiş ki, izleyicimiz. yani gerçekten güzel olur. Yani promosyon parasını alıyor işte. Aldıktan sonra e, işte kepen kapatanlar var, işten çıkarılanlar veya çıkmış olanlar var. Dolayısıyla e, kardeşimiz gitsin, ona versin. Bunun herhangi bir sorumluluğu yoktur. E, güzel bir şey yapıyor. Sadece ona da bağlı kalmayalım Dediğiniz gibi, e, yani bugünlerde insanlar birbirine daha fazla kenetlenmesi, yardım evet, etmesi hocam. gerekiyor Doğru. değil mi? Çok ihtiyacı sahibi olan kardeşlerimiz var. Allah onların da yardımcısı olsun. Amin. Rabbim devletimize yardım etsin, milletimize yardım ve ihsan eylesin. Bugünlerde beraber olma zamanıdır. Lütfen e, duyarlı olalım, birbirimize yardımcı olalım. İnanıyorum e, inanıyorum ki en kısa zamanda inşallah bu günler geçecek. Herkes kaldığı yerden devam edecek ama bugünler biraz daha tedbirle davranalım. Birbirimize yardımcı olalım, dua edelim inşallah yakın zamanda bu sürece atlatacağız hep Peki beraber. Pek çok güzel haber de duyuyoruz. Evet. İşte 3 ay kira almayacağım diyenler. Ne kadar güzel. Değil mi? Bir öğrenci masrafını karşılayacağım diyenler. Babaanneler, anneanneler, işte sizi doyurayım yavrum. işiniz yok mu diyen. O kadar güzel güzel gönüller görüyoruz maşallah, ki sosyal maşallah. medyada, haberlerde de. Bu Allah bizi çok mutlu ediyor. Onların sayısını artırsın. Amin. Geçenlerde bir fakir aradı yine. Ee, yani laf arasında soru o değil de laf arasına söyledi. Örnek veriyorum 900 TL'ye kiraya oturuyormuş. Hı hı. Ee, 50 TL eksikmiş. Hocam söylemedik laf bırakmadı diyor. Hı. 50 TL'nin bakın hesabını yapıyor. Halbuki kiramı hiç aksatmıyorum diyor. Ama dediğiniz gibi ev sahipleri var mı? Var. Allah onların sayılanı artırsın. artırsın. Allah evet. onların mallarına da bereket versin diye biz de dua edelim. Hı hı. Ki bu dönem içerisinde gerçekten valilik... Belediye bu konuda hassaslar ve hemen oraya siz kaydınızı yaptırabiliyorsunuz ve size yardımcı oluyorlar. Allah devletimize zaval vermesin. Amen. Gerçekten o kadar önemli ki şu bayrağın altında toplanıyoruz ve bu milletimize bu devlet yeter inşallah. Hepsine güç kuvvet diliyorum. Bir soru daha vardı evet. hocam. Sizdeydi herhalde. Onunla devam edelim. Ee, şöyle geliyor e, hocam diyor yani e, haramdan olan bir param var diyor hı. veya örnek veriyor kendisi. Hocam bir türlü ben faize bulaştım. Elimde mevcut bir para var. İçimi bu çok hocam ağrıtıyor Ben bunu ne yapmam gerekiyor? Bazılar demiş ki işte yakacaksın. Bazılar demiş ki onunla işte özür dilerim bir tuvalet vesaire yaptıracaksın. Hı hı. Hocam ben bu parayı ne yap? Önce şunu söyleyelim. Ee, haramdan bir şeyi kazanmak caiz değildir. Müslüman asla haram bir lokma yiyemez. Yiyemez evine de haram lokmayı götüremez. Haram insanı yerinde durdurtmaz, insanı bozar bu. Ama hocam bir nedenden dolayı para kazanılmış, elimde mevcut olan bir para var, haramdan kazandım. Peki ben bunu ne yapacağım? Yapacağı şu, yakmasın. Bunu gidip bir yere atmasın. Ee, o da e, mesuliyet gerektirir. Bu parayı kardeşimiz sevap beklemeksizin, ecir beklemeksizin fakirlere verecek. <laughs> Hocam ben verdiğim zaman günaha girer mi? Verdiğin zaman sen günaha girmezsin. Hocam fakire günah fakir günaha girer mi? Fakir de günaha girmiş olmaz. Sen haram yemekten kurtulmuş olursun. Fakir ondan faydalanır. Fakir için bir sorumluluk yoktur. Çünkü haram seninle o insan arasında, o akit arasında idi. Oradaki para bir başka insana, bir başka insana aktarıldığı zaman o insanın bir sorumluluğu, vebali yoktur. Paranın kendisinde problem yoktur problem yapılan akitle ilgilidir. Dolayısıyla kardeşim elinde böyle mevcut para varsa evine götüremez. Onunla çocuğu rızıklarını temin edemez. Alsın onu hiç sevap beklemeksizin, ecir beklemeksizin çevresindeki fakir, fukara, garip kurabaya dağıt versin. Evet. İnşallah. Hocam demiş biraz önce evet. Adalet Hanım cezaevinde olan Kerim'im için oğlu sanırım duanıza bizi de katar mısınız inşallah, i̇nşallah demiş. Biz bütün dualarımıza izleyicilerimizi katıyoruz. Hatta hocam şimdi dua için sözü bırakacağım. Sizde kaldı mı soru hocam? Ee, söyleyeceğiniz Tabii, ee, şöyle bir toparlayalım. Telefonla geliyor ama yani şimdi ee, ona geçmiş olsak duaya vakit kalmayacak. kalmayacak Yoksa ki... bana da WhatsApp'tan çok soru geliyor. Aynı bizim ee, bizim burada da öyle ama süremiz e, azaldı. Evet. Ancak ben şöyle yapacağım. Programdan sonra e, WhatsApp'tan bana soru gönderenleri sanki programdaymış gibi tekrar cevaplandıracağım. Cevaplamak isterdik fakat e, dua vakti şu <laughs> anda bize evet. ayrılan zaman bittiğinden dolayı e, kusurumuza bakmasınlar haklarını helal etsinler ama her halükarda sorularını cevaplayacağız. Haftaya görüşeceğiz evet, inşallah. inşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum size de. Hatimlerimiz 11'di değil mi arkadaşlar? 11 tane 12 10. <laughs> tamam. 10 hatimimiz var. Hepinize hepiniz için teşekkür ediyoruz. Şöyle dua edelim bu cuma yine camiler dolsun, taşsın. Özledik çünkü. camilerimizi özledik. Gözleri yaşlanıyor gerçekten. Hani biz çok hanımefendiler bilmiyoruz cumaya gitmenin e, rutinini ama gerçekten beyefendiler için zor oldu değil mi hocam? Çok zor Sizin oldu. için çok zor çok oldu. Zor. Biz de onu gözlerinizden anlıyoruz. Buradaki arkadaşlarla da her cuma böyle bir hüzün çöküyor. Sevdiğim bir abimiz var Ömer abi. Onu da kulağını çınlatalım. Geçenlerde bana şunu söyledi. Vallahi hocam dedi. Hanım benim halime baktı. Vallahi hanım evde ağladı dedi. Evet. Yani Bizim halimizi erkeklerin haline bakarak ağlamış ya nasıl olur? Hı hı. Bir yerde cuma namazı işte kılınmıyor gibilerinden Allah'ım en yakın zamanda kurtarsın bu durumdan diye inan bir bayan kardeşimiz ağlamış. Evet. Çok zor. Çok zor dediğiniz gibi e, içerimizde bir hüzündür. Hı hı. Ama ortada bir malum bir koronavirüs hı hı. var. Bu hı hı. tedbirinde alınması gerekiyor. Dua edelim Allah en yakın zamanda Başımızdan şu virüsü bu hastalığı salıversin kaldırıversin inşallah. Amin inşallah şimdi onun için de dua edeceğiz. Hatimler için teşekkürler sorularınız için bize katkınız için orada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Siz evde kalmaya devam edin efendim. Biz yayınlarımızla sizi bilgilendirmeleri doğru bilgileri aktarmaya doğru haberleri ulaştırmaya devam edeceğiz. Hafta sonumuz güzel olsun inşallah pazartesi ömrüm olursa sizi bekliyor olacağım Allah'a emanet olun. آمين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة ختمات القرآن العظيم، واعف عنا يا كريم. Vaafu ayna ya Rahim, vaafir lana dünbana bıfatlık vejuduk ve karamik ya ekram el ekramin ve ya arham el rahimin. Allahım, ve akrın bi el Kur'an. İlahi ya Rabb el alemin. Sen duaları kabul edensin, Rabbim. Sen yeryüzündeki tüm varlıklar yaratansın, kainatın sahibi, yegane sahibi sensin. Allahım. İlahi ya Rabbi, bizim senden başka gideceğimiz bir kapımız yok. Yalvaracağımız, dua edeceğimiz başka bir ilah yok. Ya Rabbi biz aciziz, biz fakiriz, biz günahkarız ama senin kapına geldik ya Rabbi. İlahi ya Rabbi içinde bulunduğumuz şu mübarek cuma hürmetine sen dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ey kainatın yegane sahibi yüce Rabbimiz. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya Dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Allah'ım peygamberlerin, mazlumların, muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualara sen de Ya Rabbi icabet et. Dualarımızı kabul et Allah'ım. İlahi Ya Rabbi bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Bütün dünyayı Ya Rabbi kuşadan şu an salgın hastalıkla imtihan içerisindeyiz. Allah'ım ne olursun içinde bulunduğumuz şu mübarek cuma hürmetine, inilmiş olan on ve onun üzerinde yapılan hatmi şerifler hürmetine, getirilen salat, selam, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, tesbihatların hürmetine, ya Rabbi, Ya Rabbi sen dualarımızı kabul et. Başımızdaki bu koronavirüsü ve hastalıkları yeryüzünden kaldır Allah'ım. İlahi Ya Rabbil Alemin. Azabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri sen muhafaza eyle. Ya Rabbi şu an huzurunda ellerini aç, ellerimizi açarak sana amin diyoruz. Ya Rabbi amin diyen şu anda televizyon başında bizi izleyen kardeşlerimizi ilahi Ya Rabbi sen iki cihanda aziz eyle. Bizlere hem bu dünya hem ahirette iyilikler, güzellikler ihsan ile. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi her türlü felaketlerden koru. Ya Rabbi'l-âlemin ülkemizi ve dünyayı en kısa zamanda bu salgından kurtar ver Allah'ım. İlahi Ya Rabbi imtihanımızı kolaylaştır. Ya Rabbi musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. Allah'ım sen dualara kabul edensin. Ayet-i kerimede du'uni estecib buyuruyorsun. Bana dua edin, dua edenin dualarını kabul ederim diyorsun. Ya Rabbi biz de sana şu anda yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Ya Rabbi ne olursun dualarımızı geri çevirme Allah'ım. İlahi Ya Rabbi alemin günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı sen setreyle. ilahi sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi sen boş çevirme. İlahi ya Rabbi hem dünya hem ahiretimizi sen mamur eyle. Ya Rabbi akıbetimizi hayır eyle. Bizlere sağlık ve afiyette bizleri daim eyle. Ya Rabbi dert verip de derman arattırma. Dayanılmaz acılar yaratma. Bizleri darda ve zorda bırakma Allah'ım. Bizleri kendinden başkasına muhtaç etirme Allah'ım. İlahi ya Rabbi alemin, İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan bizleri ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası eyle. İlahi Ya Rabbil Alemin, inilen hatmi şeriflerden hasıl olan ecu ve sevaptan, evvelen bizzat fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına şu anda hep beraber hediyeledik. Sen vasileyle eyle Allah'ım, yevmi kıyamete şefaatına bizleri nail eyle. İlahi Ya Rabbil Alemin, Hazreti Adem babamızdan günümüze kadar gelmiş geçmiş, ahirete irtihal etmiş olan tüm mümin ve müminatında ruhlarına şu anda hep beraber hediyeledik. Sen vasıl eyle Ya Rabbil Alemin, taksiratlarına affı mağfiret eyle. İlahi Ya Rabbil Alemin, şu zor süreç içerisinde, Gerek sağlık çalışanlarından, doktorlarımızdan, hemşelere varıncaya kadar, hizmetlere varıncaya kadar, ambulans şoförlerine varıncaya kadar, güvenlik güçlerimize varıncaya kadar tüm polislerimiz ve hizmet eden vatanına, milletine, insanlığa hizmet eden tüm kardeşlerimizi Ya Rabbi sen iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Onlara hayırlı, bereketli, uzun ömürleri ihsan eyle. Onları her türlü kötülüklerden sen koru Allah'ım. İlahi Ya Rabbil Alemin ve Ya Rahimin. Şu anda ekranları başında bizleri izleyip de sen, senden bir takım talepte bulunanlar var, sana dua edenler var. Yüreklerinden geçirdikleri, kalplerinden geçirdikleri tüm hayırları, tüm güzellikleri sen onlara ihsan eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbil Alemin, vatanımızı, milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eyle Ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbil Alemin, bizleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir ümmet eyle. İlahi Ya Rabbil Alemin, hastalanıp da hastalığından dolayı vefat eden kardeşlerimize Ya Rabbi sen rahmetinle muamelede bulun. Geride kalanlara da sabru cemiller yasan ile, Hasta olanlara da hayırlı şifalar yasan ile. İlahi Ya Rabbil Alemin şu fani dünyada imanla yaşayıp son nefeste de buyurun hep beraber kardeşlerim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek bu güzel kelimelerle son nefesimizi vermeyi, ahirete imanlı bir şekilde irtihal etmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi sen bizlere nasip eyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Tüm geçmişlerimizin ruhu için lillahi teala el-Fatiha.